İyi günler. Türkan Hanım'la görüşebilir miyim? Benim. Merhaba, ben Neslihan. Alev'in annesi. Aa, buyurun, buyurun. Buyurun. Hoş geldiniz. Alev de yukarıda babamla şey yapıyorlar, oyun. Ben de terziye uğradım, oradan burayı tarif ettiler. Alev şeye gitmek istemeyince biz de babasına götürdük kardeşimle beraber. Sonra dedi ki Kamber amcayı göreceğim. Annemi, babamı falan. İşte aldık buraya getirdik. Anlıyorum. Alev! Alev bak annen geldi. Buyurun yukarı çıkalım. Yok çıkmayayım sağ olun. Alev! Bir tanem gel bir yüzünü göreyim. Ben annen geldiysen ben gelmeyeceğim. Gel. Seni almaya gelmedim. Gel. Gel Türkan ablanla konuşmaya geldim. Gel. Özlemedin mi sen beni? Özledim. Aferin sana. Beni almaya geldiysen kendimi yukarıda Efe'nin odasına kilitlerim. Bir daha da kimse beni çıkartamaz. Seni almaya gelmedim. Madem sen burada kalmak istiyorsun. Ben bir nezaket ziyareti yapmaya geldim. Bak seninle o kadar ilgileniyorlar değil mi? Biz yukarıda kamerada değil de testlerden şekiller yapacağız. Anne bak sen buraya gelirsin. Burada çok oda var. Burada kalırsın, burada yatarsın. İstediğin zaman gidersin. Değil mi Türkan abla? Evet yavrum. Ben ya Türkan Hanım, sizin de çocuğunuz var değil mi? Efe, Alev bahsediyor. Bakın beni en iyi siz anlarsınız. Ne kadar üzüntü duyduğumu anlatamam. Yani siz de galiba işinizden ayrılmak üzeresiniz. Evet, ayrılacağım. İşte ayrılınca problemler bitmiyor. Tabii babası da biraz düşüncesizlik yapıyor. Zannediyorum Alev de ondan etkileniyor. Yeni eşimle bir türlü bağlantı kuramadı. Ve bu bağlantının benimle de kopacağından korkuyorum. Lütfen böyle bir şeye siz de destek olmayın. Ne münasebet Neslihan Hanım. Biz niye böyle bir şeye destek olalım ki? Kaldı ki Alev bunları gelip burada anlatacak yaşta bir çocuk değil. Anlıyorum ben. Yani rehberlik hocası da almış buraya getirmiş. O da ayrı bir konu zaten. Sözde beni aramış bulamamış. Sonra babasını aramış. Yani ortada bir çocuk var ve bir ailenin yanında kalıyor. Aynı şey sizin çocuğunuz olsa. Bu işte bir tuhaflık yok mu? Vallahi biz hiç öyle hissetmiyoruz. Tahir Bey'le kardeşim abi kardeş gibi oldular. Yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor. Alevi ailecek o kadar benimsedik ki Tahir Bey de öyle bizim için. Biz kalabalıklarla büyüdük. Öyle seviyoruz. Ama sizinle ve eşinizle bu çocuğun mutlu olması için biz de gayret ederiz. Ama Alev zannediyorum ki tahminimizin çok ötesinde zeki ve hassas bir çocuk. Anlıyorum Türkan Hanım. Ne demek istediğinizi çok iyi anlıyorum. Her şeye rağmen teşekkür ederim. Yalnız bütün bu ilişkiler içinde canımı sıkan bir şey var. Neyse ben gideyim.